Herkese Çırıl'dan merhabalar. Ben Didem, Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Ayşegül Ertan. 1968 Ankara doğumlu olan Ayşegül, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra anestezi ve yoğun bakım uzmanlık eğitimi aldı. Bir süre devlet hastanesinde çalıştıktan sonra özel bir kurumda çalışmaya başladı. Ardından adli tıp alanında doktora yaptı. 2017 yılında bir kitapla karşılaştı ve bu kitap yolculuğunu değiştirdi. Ayşegül'le yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk diyeceğim Didemciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla seninle yeniden karşılaşmak bana zaten gülümsemen o kadar iyi geliyor ki. İyiyim, çok daha iyiyim. Ayşegül'le biz sanıyorum 2018 yılıydı, değil mi Ayşegül? Öyle hatırlıyorum. İşte 17 daha bitmemişti herhalde Bitmemiş sonbaharı. mi? İkinci seviye. O yüzden sanırım Seviye. 2018'i, çünkü ben 2017'nin Ekim sonunda dönmüştüm Türkiye'ye. 2018 diye Zaman hatırlıyorum. tamam. İkinci seviyede Evet, doğru. May Yaşamını Ayşe Nilgün Arıt'ın ikinci seviye şaman eğitiminde İstanbul'da karşılaştık. Orada tanıştık. Beraber bir 3 gün geçirdik. Ondan sonra da zaten yolculukta birbirimize eşlik ettik. Destek olduk. Ve şimdi de o bayağı bir yol kat etti 2018'den beri. Ve şimdi burada o hikayeyi paylaşacak bizimle. Ve ben de hani onun yakın tanığı olduğum için biraz da böyle heyecanlıyım aslında. Ben hikayenin bir kısmını biliyorum ama bilmeyenlere anlatmak ister misin? Valla nereden başlayacağımı bilemiyorum. Aslında çok enteresan. Daha önceden konuştuğumuzda Didem hani ben ne zaman hazırsan kapım hep açık demişti bana. Evet. Ve ben ancak birkaç ay önce ona gelebilirim dedim ama o zaman bile aslında tam hazır değilmişim. Ve şu hafta aldığım eğitimler her şeyle yoruldum ve kendimi gerçekten buraya çok hazır hissediyorum. Çünkü kendimle yüzleşemiyordum. Tıp doktoruyum, hekimim, pek çok insana hani sağlık konusunda destek verdim, tedavilerinde yer aldım, ameliyatlarına girdim, yoğun bakımda eşlik ettim ama bu şifacı kimliği bana çok ağır geliyordu. Yani ya şifa sen kim diyordum ve sonra ya dedim Ayşegül bir sıcacık gülümseme, bir elini tutuş, sırtını sıvazlayıp ki öğrencilerime hep bunu anlatıyorum. Bakın diyorum hani ameliyathaneye geldiği zaman lütfen şöyle bir sarılın, elini tutun, merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Yani bunu söylerken, başkalarına bu şeyi verirken kendimde bunu bir türlü içselleştirememiştim belki de yaşadıklarımdan. Ve bugün bu anlamda evet hazırım diyorum. Benim için yani bugün çok önemli bir gün. Bir yüzleşme ve kabullenme süreci yaşıyorum. O yüzden Didem neresinden başlasam yani herkes gibi sistem için yetiştirildik. Kendimizden her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha uzaklaşarak. Herhalde tıp fakültesi bu anlamda çok ciddi bir şekil veriyor yani. Tıp okumayı sen istedin mi, yoksa hani çok başarılı bir öğrenciydin, ya mühendis olacaksın ya doktor olacaksın gibi yetiştirildiğin için mi tıp seçtin? Ya aslında şanslıydım çünkü ablam tıbbı seçmişti bana hani aileden böyle her ailenin böyle bir tane doktor olsun gibi düşüncesi olur ama bende hiç öyle bir şey yoktu. Sanatı gerçekten çok seviyordum. Mimarlıkla çok ilgileniyordum ama klasik böyle puana göre yazıyorsun. O zaman mimari biraz daha aşağıdaydı. Tıbbı da şöyle insanları çok seviyordum. Yardım etmeyi çok seviyordum. O yüzden tıp da olabilecek, hani yapabileceğim meslek grupları içerisindeydi. Böylece girdim tıp fakültesine. Ama okurken tabii sistematik işliyorsun, kurallar var, algoritimler var ve yavaş yavaş hayata da öyle bakmaya başlıyorsun. Kendi tek bir gerçek, personel bir gerçekliğin içerisinde kalıyorsun orada. O süreç içerisinde sonra işte sistemi getirdikleri ya bana çok ağır geldi, çok büyük bir yük taşımaya başladım. Yarış, uygulama şekli. Sonra hastanede de herhalde bu süreçte zaten çok da mutlu değildim. Anestezi çok mistik bir meslekti. Tıp da öyle. Bir enjeksiyon yaparsınız. O enjeksiyonun hani küçük bir kızarıklıktan anafilaktik şoka kadar reaksiyonları vardır.
hasta kaybedebilirsiniz. Ama zamanında doğru müdahaleyi yapmanız önemlidir burada. Ben bir hasta kaybettim. Hiç beklemediğim bir hastayı kaybettim. Zamanında yaptığım müdahaleye doğru tabii onun hukuki sürecinde bütün bunlar yer aldı, şey yaptı ama her ne kadar böyle dese bile siz vicdanen hep düşünüyorsunuz, hep sorguluyorsunuz. O sizin üzerinizde. O benim kırılma noktalarımdan biriydi gerçekten. Yani hem kendimle hem de bu sistemle ben ne yapıyorum demeye başladım. Biraz geri çekildim. Benim için çok ağır bir süreçti. Bunu şimdi böyle anlatıyorum ama gerçekten çok hırpalandım. Sonra işte biraz özel sektörde çalışmaya başladım. İlk yardım eğitimleri verdim. Orada beyaz, mavi yaka falan derken. Orada aslında böyle bir eğitmen kimliğimi anlatmayı ne kadar çok sevdiğimi fark ettim. Ve aslında ben yavaş yavaş bu günlere hazırlandığımı bilmeden fark ettim. Sonra yine bir adli tıp kurumu başkanlığında uzunca bir süre çalıştım, 13 yıl. Orada da hayatın aslında biraz farklı bir yüzüyle demlenirken ama hala ben o kaybettiğim hastadan sonra şeyde barışamıyorum bir türlü kendimle. O diyorum ya hani şifacı kimliği şey yapma. Çünkü o beni böyle çok şey yapmıştı. Değişim noktalarımdan bir tanesi de taşınma hikayem oldu. İstanbul'un bir ucundan öbür ucuna geçmek zorunda kaldım. Öyle olunca adli tıp kurumundan da ya Anadolu'da çalışabilmek için bir onay vermeleri gerekiyordu ya da başka bir işe geçmem lazım. Adli tıp alanında doktora yaptığım için uzmanlıkla doktora biraz daha farklı. İşte beni yerleştiremeyeceklerini söylediler. O zaman aslında biraz üzüldüm ve şimdi ne yapsam çünkü hep böyle sisteme ait yetişmişim. Yapacaklarım belli ve kendimi o kadar kısıtlı görüyorum ki başka hiçbir şey yapamazmışım gibi geliyordu. Sonra güzel bir tesadüf. Okan'da öğretim üyeliğiyle buluştum ve yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. O süreç de çok enteresandı aslında. O da ayrı bir belki kırılma noktası. Çünkü kızımı yurt dışına, uzaklara, başkalarına emanet için yollarken bana Türkiye'nin her tarafından o kadar güzel çocuklar geldi. Muhteşem çocuklardı. Hepsi kalplerine inanılmaz açtılar. Ve işte o eğitmenlik, yaptığım eğitimler zaten böyle harmanlanmış olarak. Yani orada başka bir şey yaşadık. Biz o çocuklarla beraber eksikleri çok belirleyerek, yeniden eğitimi yapılandırarak bu işin üstesinden nasıl gelebiliriz? Hani beceri eğitiminde nasıl kazanabiliriz diye aslında 3 yıl böyle epeyce emek harcayarak bir eğitim programı oluşturdum. Hatta o kadar güzel şeyler çıktı ki onların içerisinde. Bu öğrencilerimin, çocuklarımın inanılmaz katkısı, çalışmasıyla beraber ben çalıştıkça onlar çalıştı. Simülasyon merkezimiz de vardı. Aslında uygulamalı, beceriye dayanan bir eğitim programı çıkardık ve gerçekten şey çok güzel gidiyordu o işler. Ve ben orada bunun planlarını yaparken sonra bir fark ettim aslında ya gönlümde başka bir şey var. Çünkü Tuzla'ya geldikten sonra artık o rasyonel akılla hayatın, sistemin getirdiklerine değil de başka bir şey beni çağırmaya başlamıştı. Ben her gün elimde olmadan güneşe koşuyordum. Ben her gün yani böyle saatlerce sabah ve akşam kuşları dinliyordum. Hani Tapduk Emre'nin dediği gibi uyanma vakti geldiyse bu uyandıran olur elbet. Ve ben ne olduğunu anlamıyordum. Yani niye beni bu kadar etkiliyor diye ya Didem anlatamam. Akşam o yorgunlukla günü batırıyordum. Bütün öyle kimyasal medyatörler değişiyor. Ben başka bir ben oldum. Sanki eve uçarak geliyorum. Yani yürümek falan diye bir şey söz konusu değil. Sanki kalbim, bütün bedenim, bütün atomlar evden alınmış, saçılmış gibi. Ben, ya bir de tabii analitik yetiştim ya. Neden böyle oluyor, neden böyle oluyor? Bir yandan da bunu düşünüyorum, anlamaya çalışıyorum. Bunları yaşarken ve hissederken içinde bir sıkışıklık mı vardı da? Hani onun mu aslında bir itici gücüyle hani doğaya sığınıyordun ya da doğa sana iyi geliyordu. Oradaki halin nasıldı bunları yaşarken? Ya aslında özümüzde hep o var. Her sıkışıklıkta, her düşüşümde benim gittiğim ya zaten deniz kenarıydı. Zaten bu sıkışıklıklar yani, neydi orada. Peki biliyor musun? Hani yani o anda biliyor muydun ya da o anda bilmiyordun da şimdi mi görebiliyorsun? Mesela o kırılma noktalarında işte.
çalışırken sistemin yükü kaldıramadıklarım. O zaman zaten o inişlerde ben zaten nefes aldığım yer denizdi ama sadece denizdi. Ben kuşu, güneşi, çünkü siz bir ameliyathaneye giriyorsunuz ya da çalıştığım adli tıp kurumu başkanlığında darphaneden çevrilmiş bir bina. Pencereler yok. Dışarıda yağmur yağsa haberin yok. Kar yağsa haberin yok. Ameliyathanede güneş yağsa hiçbir şeyden 24 saat süresiz hizmet veriyorsun. Geliyorsun, tekrar gidiyorsun. Gece bir bakmışsın ki öğlen olmuş yani. Hiçbir şeyden. Ben mevsimleri kitaplardan hani çocuklukta yaşadıklarım bile unutmuşum. 4 mevsim var sanıyorum. Sonra baktım ki mevsimlerin içinde mevsimler var. Geçişler bambaşka, hayat bambaşka. Yani ne kadar doğaya koşsam bile bu sefer doğanın beni kucaklayan çok geniş bir yüzünü gördüm. Hı hı. Yoksa o özümüzde olan bir şey, doğa hep çağırıyordu da bu kadar yoğun ve derin etkisini hiç fark etmemiştim. Hı hı. Ben burada şey soracağım, biraz geriye gideceğim. Nasıl bir çocukluk yaşadın? Nasıl bir ailede büyüdün? Annenle babanla ilişkin nasıldı? Şimdiki gözle baktığında, şimdiki bilincinle baktığında. Ay, o da ayrı bir kırılma noktası. onlar zaten fitili ateşlemesi olmuyor. Şimdi Maya şamanizminde zaten bir yolculuğa çıktığımızda ben çok sarsıldım o yolculukta. Eve geldim. Ya diyorum yani herkesin işi çıkarken benim bu gölgem, yani tabii orada gölgesiyle buluşanlar da vardı ama ya o kadar böyle bir tüy meselesi, hatırlarsın orada. Beyaz tüy ve siyah tüyler içerisinden hani sonra yaşadığım şey, şunu fark ettim ben çocukluğumda. Evet, 3 kız kardeşiz biz. Güzel bir çocukluk yaşadım. Çok verecen annem babam var ama biz 2 kardeş, ablam ve ben çok aramız yakın, 1,5 yaş var ve ablam olağanüstü güzel, gerçekten çok güzel ve çok akıllı, çok çalışkan ve böyle devamlı bir spontan kıyaslama. Herkese aynı okula gidiyoruz, aynı yere. Mesela işte Hatice hemen bir bakar anlar, Ayşegül çalışır çalışır yapar. Mesela o sarışın evin güzel kızı, ben siyah olduğum için klasik, kara zayıf olduğum için kuru. Hep böyle adlandırmalar ve o kıyas gerçekten, ve ben de ablama çok hayrandım. Hep hedef, belki de tıbbı seçmem de arkasından bu. Ve sonra baktım ki bu hayranlık büyük bir gölge ve değersizlik hissiyle bende. Yer bulmuş. Ben aslında o hayranlığı şey olarak taşımışım, yük olarak taşımışım. Onu o zaman fark ettim. O yolculukta ortaya çıktı ve gerçekten çok sarsıldım. Yüzleşmek ağır geldi. Ya o zaten bu sistem, kıyaslanmalar, bize devamlı üzerimizdeki olmamız gerektiğini söylenen şeyler. Çok uzunca bir süre kendimle çalıştım. O ağır bir değersizlik hissi vardı bende. Nasıl onları şu an o değersizlik hissini toparlayabildin mi biraz? Artık kendine böyle ben de esmer güzelim diyebiliyor musun? Gerçekten çok yol aldım bu konuda. Evet, diyorum tabii ya. Ya ben zaten hani sağlıklı nefesin değerini, bedenimin değerini çok inanan, çok bilen, yani o çocukluğumda da vardı o şamanik özellikler. Yani çok uzak değildim buna ama size dışarıdan devamlı bu tip böyle bir şey empoze edildiği zaman gerçekten sonra bir bakıyorsunuz ki etrafınızda böyle fark etmeden hani kendini iyi hissetmediği için daha o tanımlanabilir, değer verilebilir şeylerin üzerinden kendini değerlendirmeye çalışıyorsun. Yani o örüntünün içerisine giriyorsun. Yo, çıktım vallahi çok artık. Mutlaka insan dipsiz kuyu, derinlerde vardım evet, ama kesinlikle bayağı kazıdım yani. Peki bütün bu çalışmaların, yani özellikle de kendinle çalışmanda kendine dair nelerle yüzleştin? Hani ve o yüzleştiğin şeyler çok canını acıttı mı? Oradan nasıl geçtin? O çünkü kolay bir süreçte bir tünele giriyorsun ve o tünelde kendine dair fark etmediğin şeyler ya da işte hasır alta ettiğin şeylerle karşılaşıyorsun. O süreç senin için nasıldı? Neleri fark ettin? Neleri dönüştürebildin? Didem, şöyle bir şey oldu.
Ben resmi seviyordum aslında ama sonra burada tekrar çok güzel bir atölye, çok inanılmaz güzel insanlar resim yapmaya başladım. Bir hata yaptım resimde. Hatayı yaptığım zaman sonra o hata nokta noktaya dönüştü. Ben bu resimleri nokta nokta noktayla tamamlamaya başladım. Ve bu noktanın da anlamını bilmiyorum. Yaptığım resimden sonra meğer mandalaymış, mandalaya dönüştü. Ve mandala nokta aslında ben yıllarca nokta koyarak ben dememişim yani. Ne kadar ağır bir şey biliyor musun? Yani yıllarca ben demeyerek ve ben bunu niye böyle yaptığımı bilmiyorum. Her nokta, her dairede aslında kendime dair bir yeri bularak, bir şey bularak. Yani aslında her renkle, her noktayla, her çemberle ben biraz daha şifalandım. Ve bunu da çok geç fark ettim. İşte hem sonra bir mandala eğitimi, tabii Jung hayatıma girdi, analitik psikoloji ve şamanizm muhteşem bir yol kat etti. Beni benden bir kere daha iyi tanıyan çok kıymetli bir ortamda ve çok değerli bir hoca ki onu burada anmak istiyorum. Sevgili Ayşe Nilgün Arıt hocamız gerçekten yani muazzam bir öğretiyle bizi buluşturdu. Ve bana da yani güzel yollardan biri, resme daha çok sarılmamı sağladı. Resimde de çok değerli hocalar, değerli insanlar bana hiç dokunmadan olmama izin vererek, ne olmasın, akıp gitmesine izin vererek, ben 2 yıl nokta yaptım Didem. Ne yaptığımı bilmeden kendimi şifalandırdım ben diyerek aslında. Hı hı. O ruhun karanlık gecesi ya da geceleri dedikleri şey senin için nasıldı? Ya herkes gibi zor da zor yani kolay değil tabii bazen. Ah şu dünya dursa dediği zaman oluyor ya. Dursa da bitse diyorsun çok ağır geldiği zaman oluyor. Bazen onun içerisinden ya diyorsun her derdin dermanı içinde saklı diyorsun. Bu gecenin güneşi olacak diyorsun ama yaşarken içinde ateş seni yakarken öyle kolay olmuyor tabii. Yani şimdi o süreçleri daha rahat atlattığım için ama çok uzunca bir süre gözlemci kaldım kendime gerçekten. Ya neden böyle oluyor? O kadar kapatmışım ki rasyonel akıl. Hala o analitik düşüncem çıkar yani. Öyle kolay bir şey değil onun tabii. Şey yapmak ama geride böyle bir şeyin olması ki bu ses ne diyor? Benim için uyku zaman kaybıydı. Düşün yani rüyalar ne kadar değerli. Yani zaten gece çalışmışım. Gündüzü yaşım yani bu dünya ben başka bir şey tek gerçeklik biliyorum. Bu tek gerçeklik de lineer bir gerçeklik. Ya o kadar yabancılaşmışım ki kendimi. Evrimden sonra gerçekten çok kadim, çok değerli öğretiler. O içimde zaten ses unuttuklarımın ortaya çıkmasına hatırlamama. Ve şimdi daha güçlendim ya ayaklarım. Yeri hissediyorum, toprağı hissediyorum, güneşi hissediyorum ve o dili anlamlandırabiliyorum. Bundan kıymetli hiçbir şey yok. Peki bu süreçte kendini nasıl şifalandırdın? Neler sana iyi geldi? Onlardan da bahseder misin? Herkesin yolu farklı tabii ki de. Herkese iyi gelen şey de farklı ama sana neler iyi geldi bu süreçte? Sen o karanlıktan nelerle çıkmayı başardın? Ve bunun armağanları neydi sana? Sanatın çok büyük faydası oldu. Resim yapmanın. Tabii peşinden düştüm. Niye bana iyi geliyor? Bana ne iyi gelirse benim bir kere bilimsel bunu açıklamam lazım. Çok peşinden düştüm. Onu bir hallettim ama bırakmadım resmi. Yazı yazmak. Ben yazı konusunda bu kadar iyi olduğumu kalemimin aslında kırılmıştı kalemim. Ta okul zamanında söylenen sözlerle yazardım bir şeyler ama işte hani hep onun da engellendi. Kenara koymuştum. Sonra yeniden yazmaya başladım. Yazarken aslında şifalandım, kendimle de buluştum. Hatta bir tane bir kitap da yazdım, sen de biliyorsun. Hı hı. Ve o süreçte aslında şifalanırken bir başka yanımı da şifalandırdım. Çünkü kitap basılsın. Çok istiyordum her yazar gibi ve farkında değildim aslında o kitabın yazarken beni derleyip toparlandığını, şifalandırdığını. Sonra onu fark ettikten sonra ya dedim, görevini tamamladı. Artık başkası kitap yazılsın hani başkası üzerinden değer değil. Senin kendine verdiğin değerden daha kıymetli bir şey yok dedim ve onu aldım kenara koydum. Çünkü o süreci sen de biliyorsun aslında yaşarken o da bana
hayatımda güzel bir... Ama bence bu çok önemli bir şey. Bunu görebilmek, bunu fark edebilmek gerçekten çok önemli. Yani o kitabın basılmasını neden istediğini yüzleşmek ve ondan vazgeçmek. Çünkü ben de çok yakın zamanda böyle bir şey yaşadım. O yüzden hani onu bırakabilmek. Yazmışsın. Aferin, her şekilde isimler istiyordum Dilden. Aferin'i duymak istiyordum. Halbuki o aferini benim vermem gerekiyordu. Evet, o süreci sonra ben aferin Ayşegül dedim ya. Yazdın. Aferin dedim ve koydum çünkü evet. Ya her öyle kolay bir şey değil bir şey. Evet, zor bir şey yaptım ama basılması için çok daha... Emek, alın teri. Ya o da o kadar kolay bir şey değil yani. Kendi aferimi verdim. Belki ileride başkalarına aferin diyecek. Diyecek bir şey yapabilirim ama şimdi o görevini tamamladı benim için. Peki hala mesela onu ihtiyaç duyuyor musun? Hep bir başkalarından aferin alma ihtiyacın hiç devam duymuyorum. Ediyor. Hiç duymuyorum. Alıp da düzelteyim, bir şey yazayım gibi. Cümlen yani, yani yok artık yani o döneminde çok şükür açtım ama çok istiyordum. Peki ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Maya şamanizminden bahsetmek istiyorum. Hani senin için ne anlam ifade ediyor? Maya şamanizmini birazcık anlatacak olsan neler söylersin? O süreç senin için nasıl bir süreçti? Çünkü bilmeyenler olabilir. Belki ilgisini çekenler olabilir, daha derin araştırmak isteyenler olabilir ama onları kısaca bir özet geçmek için neler söylersin? Didem, bu soruyu kendime ben de çok soruyordum. Bunlar o kadar büyük öğretiler ki. Ya diyordum, sen ne öğrendin? Ne? Ya gerçekten ben şimdi bazen şaşırıyorum insanların hemen bir şeyler yapmasına. Bunlar çok büyük bilgiler. Hazmetmek, derinleşmek. O yüzden ağızdan çıkan bir şey öğretiye büyük bir saygısızlık olabilir. Kendimce küçücük, gerçekten hala anlamaya çalışıyorum. Hala anlamaya çalışıyorum ama şu bir gerçek, o kitap beni bana anlatıyordu. Daha doğrusu hepimizin içimizde olan, unuttuğumuz şeyleri hatırlıyoruz aslında. Doğanın doğamız olduğunu hatırlıyoruz. O çağrının, orada ne varsa içimizde var. O yüzden koşuyoruz. Bana iyi gelen, herkese iyi gelecektir. Çünkü doğada ne varsa doğamızda. O yüzden bir ağacın altında oturmak, onun sesini dinlemek, akan bir nehri, denizi. Bu çağrı herkes için zaten bana ait bir davet değil. Ama zamanı gelince o rasyonel aklın dönüveriyor. Ya da zor zamanlarında yaralarını sardırıyor. İşte şamanizm böyle bir şey. Diyor ki şamanizm, görmeyen iplerle bağlıyız diyor. Her şeyi görmeyen iplerle. Biz böyle insanı o kadar yükseltmişiz, başka bir yere koymuşuz ki. İnsan gen projesinde 22 bin genimiz çıkınca baktık ki muzun, fasulyenin bizden fazla, bir şaşırdık zaten ne oluyoruz diye. Biz insanı böyle bir yere koyarken sanıyorduk ki dünya sadece bizim için yaratılmış. Halbuki öyle bir şey yok. Dünyayı biz hep beraber var ediyoruz. Ve Lukati dilinde çok güzel bir söz var. Mitakuya oyasin. Mitakuya oyasin de her şey akraba, her şeyin birbiriyle akraba olduğunu söylüyor. Yani hayvanlarla, bitkilerle, suyla, toprakla ve zaten birbirimizi var ediyoruz. Ve birbirimizi var ederken de şöyle bir şey var. Sadece an diye bir şey olduğunu da görüyorsun. Nefes üzerinde de. Sonra çok çalıştığım zaman fark ettim ki aslında nefes, aldığımız nefes birbirimizle, birbirimizi bağlarken geçmişle de bugünü bağlıyor. Öyle bir yayınlar var ki Didem, mesela Sahra Çölü'nde Afrika'da eskiden orası çok geniş, yeşil bir vaha. Binlerce yıllık yaşanmışlıklar. Sonra çöle dönerken o organik yaşam işte tozlara dönüşüyor, organik tozlara dönüşüyor. O tozlar bugün gökyüzüne hava akımlarıyla beraber çıktığı zaman Anadolu'nun üzerinden gelip Ant Dağları'na kadar gidiyor ve okyanustaki planktonların yapısını oluşturuyor. Bak, binlerce yıl öncesi bugün sana oksijen olarak geri dönüyor. Sen şu anda aldığın her nefeste geçmişi şu anda bugünle bağlıyorsun.
Ve geçmiş gelecek zaten. O da o kadar yakın ki bir anda buluşuyorsun. Yani aslında zamansızlık ve mekansızlığın içerisinde hepimiz birbirimize bağlı muazzam bir gerçeklik. Bu kuantum gerçekliğini de anlatıyor. Evet, kuantum fiziğini üzerinde de çok duruyor zaten Ayşe Dilgün Hoca. Hatta özellikle de söylüyor bize, yani sen de biliyorsun kuantum fiziğini çalıştın diye. Ve benim çok sevdiğim bir Maya sözü var. Ben iyileşirsem sen iyileşirsin, sen iyileşirsem ben iyileşirim. Ve biz iyileşirsek hepimiz iyileşiriz diye. Ve ben de bu eğitimleri aldığımda şunu söylemiştim kendime. Bu kadar kolay mıydı? Yani... Bu, hani o bağlantı aslında o kadar da zor değil. Zaten bizim doğamızda olan şey ve onu tekrar hatırlamak ihtiyacı. Ve onu tekrar hatırlayınca aslında zaten hiçbir şey bu kadar zor değil. Yani bunu da zorlaştıran bir şekilde kendimiz olduğunu ben fark etmiştim. Birçok eğitim aldın sonrasında. Maya Şamanizm eğitiminden başka birçok eğitim de aldın. Biraz da onlardan bahseder misin? Hani neden oralara girdin? Oralarda neler öğrendin, kendine dair yine neler keşfettin? Ya şöyle, bu hayatın bir dili var, sembolik bir dili var. Baktığın zaman kuş kuş değil, sadece kuş değil, ağaç sadece ağaç değil. Bu yüzden altındaki o derinliği öğrenmek istiyorsun. Masal ve mitolojiyi çok merak ettim. Judith Malika Liberman'la, ya onun güzel enerjisiyle biraz yol aldım. Mandalayı çok merak ettim. Altından Jung'u daha derin öğrenebilir miyim diye. Öyle bir eğitime başladım. Efe Elmas'la, yani zaten Efe Elmas muazzam. Evet. Sembol, rüya. Yani Efe ne yapıyoruz? Dün hatta bazen birkaç kez tekrarlayarak. Çok çok uzun soluklu. Ya ben inanılmaz meraklı bir insanım. Yani onların hepsi benim merakımı, bu dünyayı, bu evreni anlayabilmem için. Ve tabii ki burada şeyi de unutmayayım. Çok kıymetli bir başka hocam daha var. Senin de benim de hocam Damla Dönmez. Yogayı zaten yapıyordum ama yoga da bana çok iyi geliyordu ve çok merak ediyordum. Ne oluyor da bende bu değişim oluyor? Her yoga dersinden sonra benzer bir bedendeki bu değişim. Yani mikrokozmozdaki değişim, o gidip hani güneş izlediğim gibi makrokozmoz. Evet, evet. Ve hani bu süreçler nasıl geçti senin için? Sonuçta hani çok uzun soluklu eğitimler aldın. Özellikle yoga eğitimi, hani önce temel eğitim aldın, sonra ileri seviye aldın. Orada kendine dair yine neler keşfettin, neler buldun? Ve bunlar nasıl dönüştü? Oradaki belki en güzel kırılma noktalarından biri de beyaz önlüğümü aldım, kenara koydum. Beyaz önlük de ayrı bir kimlik gibi yapışır insanın üzerine. Hı-hı. Çok mütevazi olduğumu sanıyordum. Onun altındaki kibrimi de gördüm. Mütevazinin altındaki kibir de çok da... Güzel bir şey değil aslında. Ben de şimdi yanında kaldığım arkadaşım Seda, ki o da zaten iki hafta önce kaydı yayınlamıştım, Seda Örücü oldu. Kibirden bahsettik onunla da. O kibrin ne kadar o ince, o kibar ve güzel şeylerin altında saklandığından bahsettik. O yüzden şimdi sen de aynı şeyi söyleyince paylaşmak istedim. Aynen, benimki de böyle ince, naif, naif. O da mesela işte onu yaşadım. Ya o da gölgelerimi ışık tuttu. Zaten Damla da inanılmaz, yani kendini adayarak bu işi yapar. Hep çok güzel insanlarla tanıştım. Hepsiyle biraz daha yol aldım ve hepsini de kendi hayatıma kattım. Zaten yapıyordum. Çok daha derinleşerek devam ediyorum yani. Hı hı. Hepsi kendi arayışım. Şimdi peki neler yapıyorsun? Tüm bu eğitimleri aldın. Bir şekilde harmanladın mı? Ya da hani şu anda şunun yolunda gidiyorum ya da bu şekilde ilerliyorum diyebiliyor musun? Nasıl ilerliyor yol senin için şu anda? Bütün bu bilgileri aldıktan sonra. Bunları alabilmek için aslında Didem, çok sevdiğim okulumdan, üniversitemden istifa etmem gerekti. Gerçekten çok seviyordum. Öğrencilerimi inanılmaz seviyordum. Yani bir insanın kalbi bu kadar büyük mü? Ben en çok anne olmayı sevmişim hayatta. Düşünsene kaç tane çocuk gelmiş. Yani ben yollamışım ama ben onlara öğretmenlik yanında o duyguyu da bana, yani bir net borçluyum o çocukların her birine ayrı ayrı. Çok zor oldu. Onlar da çok üzüldüler, çok bağlanmıştık. Gerçekten ben ağlaya ağlaya ayrıldım. Bunları öğrenmek istiyorum ama nereden başlayacağım, ne yapacağım? Ya istifa ettim ama bilmiyorum da tam. Sonra yavaş yavaş dokumaya başladım işte. Yoga girdi, o girdi. Biraz kendimi dinlemeye başladım. Karanlığım,
aydınlanmaya başladı. Ve o zaman ilahi düzen kendiliğinden işliyor herhalde. Çok güzel bir teklif aldım. Yine üniversiteden, tıp fakültesinden bana bir seçmeli ders hazırlar mısın diye bir teklif geldi. Tüm bunları harmanlayarak, sadece fizik beden değil aslında zihin, meditasyonu da içerisine katarak ve ruhu iyileştiren, müziği nasıl iyileştirdiğini, sanatın nasıl iyileştirdiğini ve bunların altındaki bilimsel altyapıyı paylaştığım bir tıp fakültesi öğrencilerine seçmeli ders hazırladım. Dans, doğru hareket nedir? Çünkü sistem öyle bir şey ki insanlar gerçekten çok sıkışmış durumda. Evet. Engin Altan'ın dediği gibi zaman ve mekan sıkışmışlığı içerisinde arayıştı. Ve bu arayış içerisinde o büyük akıl, bizi izleyen akıl bizden önce hareket edip mesela İyi olma adı altında, verdiğin adı altında öyle bir sektör yarattık ki ayakkabısından bilekliğine, taşına, kristaline, ilaç sanayinden 3-4 kat daha büyük bir sektör. Ve bunun içerisinde doğru yanlış karışıyor. O yüzden gerçekten bir ayağımız böyle bilimde, öbür ayağımızda çok büyük öğretilerek, saygısızlık etmeden gerçekten onları yavaş yavaş anlayarak ve gerçekten onu elinde olan insanlardan öğrenerek bu kaosla geçeceğini düşünüyorum ama şimdi burada belki onun izinde yol alarak yolu bulmak gerekiyordu. Herhalde ben ikisini birden hem biraz kadim hem de bilimi ikisini de kucaklayarak ama şu analitik aklım hala çok yoğun çalışıyor. İlla ilmini bilmini bırakmıyorum artık. Bırak da yani gelsin akıp gidecek ama ondan da daha kurtulmuş değilim Didem. Olsun, onun da zamanı gelince onu da bırakmak herhalde nasip olur. Ben burada şey sormak istiyorum. Hani yoga artık giderek daha da popülerleşti. Herkes bu eğitimler alıyor ki bence herkes yani eğitmen olmak zorunda değil kimse. Kadın erkek demeden herkes yoga eğitimi almalı. Bedeni tanımak için ve kendini de tanımak için bu arada. Çünkü her şey aslında bedenden geçiyor ve bedeni tanıdıkça kendimizi tanıdığımızı düşünüyorum ben. Şimdi sen bir tıp doktoru olarak yogaya bakışını merak ediyorum. Yoganın faydalarını yine bir tıp doktoru olarak anlatabilir misin? Tabii ya yoga da muhteşem, çok derinlikli bir öğreti ve çok ihtiyacımız olan bedenden başlayarak. Çünkü bedenle bağımızı tamamıyla unuttuk. Hı-hı. Bedenden başlayarak doğru bedeni kullanmayı öğrenerek aslında senin daha sonra nefesini kullanmak. Bakıyorum geçen gün metrodayım. Yani insanların hepsi bir kere postürleri bozuk. El böyle, boyun önde. Bu arada şey telefon kebiği çıkmaya başlamış. Hayırlı olsun. Tabii. Ya inanın ve o sadece o kadar birbirine bağlı bütünlüklü bir yapı ki bu. Bu bozulduğu zaman ağız oklüzyonun, ağız kapanma şeklin bozuluyor. Ağız kapanma şeklin bozulduğu zaman ağızdan nefes almaya başlıyorsun. Ağızdan nefes almaya başladığın zaman bilişsel fonksiyonlar, hafızan etkileniyor, dikkat, konsantrasyon zayıflıyor. Kalp damar hastalıkları zaten, çünkü iltihaplanma süreci, diyabet, bir sürü iltihaplanma süreciyle giden hastalıklara, o bozuk postür dengeni de bozuyor bu sefer. Duyuları bedenin yeterince algılayamaması, denge sistemin, yani sistem bir kısır döngünün içerisinde. Bu anlamda gerçekten bedeni doğru kullanmayı öğretiyor. Nefesini doğru kullanmayı öğretiyor. Ve bütün bunları doğru kullandığın zaman beden neyin taşıyıcısı? Beden bilincin taşıyıcısı. Bilinç bu sefer aslında bu bağlantılarla, nöroplastik etkiyle beraber bağlantı, nöroplastisite artıyor ve bu sefer sen düşüncen daha zenginleşiyor. O zaman olanı fark etmeye başlıyorsun ve seni bu hale getiren şeyin aslında çevresel faktörler olduğunu görüyorsun. Çünkü sen aslında beden nasıl böyle her şey birbirine bağlıysa, aldığın nefesle bağlısın, yediğin yemekle bağlısın, gördüğün, işittiğin her şey. Yediğin toksik, gördüğün toksik, işittiğin toksik. Yürüdüğün yaya toprağa basamıyorsun. Topraklanma bir kere başlı başına iyileştirici. Toksik, hasta kalmaman mümkün mü senin bu sistemin içerisinde? Herkes flu bir akıl, ne yapacağını bilemiyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun. Sistem bu sefer, o kapital seni tekrar sarıyor. Gel diyor, ben sana göstereceğim. Yoga bu sefer ne oluyor? Akra yogaya dönüşüyor.
Sen zaten bu sefer ne? Bedenen kabullenmek için, kabul edilmek için onu kullanıyorsun bu sefer. Daha fit, daha şey görüntü olmak için. Bu sefer ağır egzersizlerle nefesini bile doğru kullanamadan sakatlanmaya başlıyorsun. Sana ilaç olacak şey bu sefer niye götürüyor seni? Yan etkisiyle buluşturuyor. O yüzden yani çok dikkat etmek lazım. Yani hiçbir şey yapmazsak dua bir kere başlı başına iyileştirici bir şey. Şu bizi saran o hani geri dönüşüm ağından bir kurtulmak lazım. Bir de öyle bir şey ki hani şehirler dönüşüyor diyoruz ya yeniden yapılanma falan. İnanılmaz güzel bilimsel yayınlar var. Mesela sokakta yürürken beynimde neler oluyor diye. Biz bu İstanbul sokağında yürürken gerçekten hani akletmememiz çok normal. Çünkü beyin normal fraktal örüntüyü okur. Doğadaki örüntüyü okur. Yaprağa baktığın zaman ağaca bakmak iyileştirir. Çünkü dallarında, açılımında, renginde, salınımında bu vardır zaten. Bu etnomatematiktir. Bunu devamlı okursun sen. Halbuki binalar fraktal örüntüye uygun değil. Bak, kirliliği geçtim, egzoz dumanını geçtim, geri dönüşümlü olan o partikülleri, tozları geçtim, gürültüyü geçtim. Biz sadece bakarken bile göz devamlı algılıyor. Öyle olunca hasta olmamak mümkün değil. Belki yoga, şu, bu, hep her şeyden önce, çünkü onu da sistemin getirdiği şekliyle yanlış kullanınca doğaya dönmek lazım ilk başta. Evet. Doğaya döndüğün zaman iyileşiyorsun. Peki yoganın hani fiziki olarak faydalarından bahseder misin? Hani çünkü ben de bunu bu arada yeni öğrendim. Fibromiyalji var bende uzun bir süredir. Bunun da fibromiyalji olduğunu daha yeni öğrenebildim. Kolay değil çünkü. Diş sıkması ile birlikte postür bozukluğu, postür bozulması ile birlikte sindirim sisteminin bozulması ve sonra fibromiyalji diye böyle bir sıralama öğrendim ve çok şaşırdım bunu öğrendiğimde. Yani bir diş sıkmasının postür bozabileceğini bilmiyordum ben. Burada. Dolayısıyla hani yoganın şimdi o hani bir tıpçı gözüyle, doktor gözüyle baktığında biraz o şeyinden fiziki ve o fiziki yolunda seni götürdüğü o zihinsel ve bilinç kısmından bahseder misin biraz? En taze bilgilerle bahsedebilirim. Evet lütfen. Ve nefesle de çok ilgilisin. Onu biliyorum. Hani onu da biraz işin içine katarak anlatırsan çok sevinirim. Şöyle bu sefer de omurga diye çok uzun bir süredir omurgayı okuyorum. Muazzam gerçekten beni etkiliyor. Çünkü antropolojisini de okuyorum. Çünkü ontogenezde sadece şurada filogenezin türlerin izi var. Omurgaya baktığın zaman da onu görüyorsun. Omurgayı çok yönlü hazırladığım zaman tabii tıbbi, antropolojik işte yogayla bu senin anlattığında bu stomatognotik sistem diye geçiyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Yeni bir eğitim aslında mitolojisiyle beraber inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Şimdi mesela o senin dediğin o diş sıkma dediğin şey ağza 2 milimetrelik çok küçük retineden yapılmış bir plaka yerleştirdiğin zaman bir kere tam kapanmamış oluyor. Tam kapanmadığı zaman beden tamamıyla birbirine bağlı. Çene kasları bunlar boyunla boyundan aşağıya omurgaya, omurgadan aşağıya, ekstremitelere kaslar böyle bağ dokularıyla, fasyal sistem dediğimiz paketlerle birbiriyle bağlantılı o bütüncül yapıyla daha ayak tabanına kadar iniyor. Ve bu yapılan çalışmada, simülatif çalışmada o 2 milimetrelik fark var. 2 milimetrelik fark ayaktaki plantar basıncı, ayak altındaki basıncı etkiliyor. Yani sen yer çekimiyle doğru bağlantı kuramıyorsun. Ayak basıncın etkilendiği zaman o zaman yere basma şeklin bozuluyor. Yere basma şeklin bozulduğu zaman bu postürünü etkileyecek. Postürünü etkilediği zaman diyaframın en ortasında, omurganın en ortasında ne var? Kocaman diyafram var değil mi? Omurgadaki bel omurlarının 3 tanesini L1, L2, L3 dediğimiz o kısma tutuluyor. O ne yapıyor? Eğer düzgün nefes alırsa ki çoğu onu bile almıyor. Aslında aşağıya ve yukarıya çalışırken o bölme aşağıda tam pelvisin tabanında, o leğen kemiğinin tabanındaki kaslarla beraber aşağıya ve yukarıya çalışır. Aşağıya ve yukarıya çalışırken aslında bir yandan da kompanse etmeye çalışır. İnsanlar zaten çok yüzeyel bir solunumla, postürün bozuldu, solunumun da iyi değil,
oksijenizasyonun da biraz daha etkilenmeye başladığı zaman inflamatuar süreç dediğimiz inflamasyon, iltihaplanma. İltihaplanma dediğin şey oksijen alıyor besinleri, senin için gerekli olan enerjiyi sağlıyor. O enerjiyi yürümek için kullanıyorsun, kalp atımı için kullanıyorsun ama her enerjinin bir bedeli var. Serbest radikal diye. Ve bu sefer o fazla oranda olduğu zaman iltihaplanma yaparsa kalp damar hastalığına açıksın, diyabete açıksın, polikistik overe açıksın, metabolik hastalıklara açıksın, beyinsel, dejeneratif hastalıklara açık. Ya o kadar çok şeye açık oluyorsun ki genetik olarak yükün neyse oradan patlayıveriyor. Ve postür de bunun içerisinde birbirine bağlantılı olan süreci hızlandırıyor. Dişi sıkmak da bugün baktığınız zaman şimdi endüstri yeşil devrimle başladı. 1950-60'lı yıllarda. Hayatımıza şeker girdi. Şeker oranımız çok arttı. Her şey işlenmiş gıdaya dönüştü. Biz eskiden bu kadar yumuşak gıdalar yemiyorduk. Sert gıdalar yiyorduk. Bir elma yiyorduk. Daha sert gıdalar. Bu ne yapıyor? Çiğneme kası. Çiğneme kası ne yapıyor zaten? Bilişsel sistemle çok yakından etkisi var ama bu çiğneme kası iyi çalıştığı zaman geriye doğru beyin omurgu, boyun omurgalarıyla bağlantılı. Bugün iyi çiğneyemediğimiz için şu çene kası geriye doğru gidiyor. Küçülüyor, çene geriye doğru gidiyor. Bu hani aptal oğlan görüntüsü denir. Ağız iyi kapanmaz. Şimdi baktığımız zaman ortodonti problemleri o kadar fazla ki çocuklarda. Çok enteresan. Ben geçen hafta işte Çıralı'dayım bir haftadır. Yine başka bir şifacı kadınla, Şevkat ablayla tanıştım. O da shiatsu masajı yapıyor. O çok üzerinde durdu. Hani en az 100 defa çiğneyeceksin lokmanı. Çünkü işte senin dediğin gibi hem kaslar için hem de sindirim sistemi için çok önemli bir şey. Ve biz o kadar hızın içerisinde, koşturmacanın içerisinde yani resmen yutuyoruz artık yani. Zaten çiğnemek bile neredeyse yok gibi bir şey. O yüzden şimdi söyleyince sen bunu ayrıca böyle belirtmek istedim. Ya bu çene antropolojik olarak zaten bizim geçmişimizi belirliyor. O kadar önemli bir şey ki. Baktığın zaman binlerce yıl geriye git, ta Homo habilis'e git. Homo habilis zaten ormanın içerisinde yaşıyor, avcı toplayıcı. Hep çeneyi kullanarak aslında. Bir yandan da bilgiyi işliyoruz ama ne zaman bizim çenemiz küçülmeye başlıyor? Ateşi kullanmaya başladığımız zaman, ateşi kontrol ettiğimiz zaman. O zaman sindirim daha az çiğneme şansımız oluyor. Bu da ne yapıyor? Postürü değiştiriyor. Bak Didem, postürün değişmesiyle çene çok önemli bir şey. Çene yavaş yavaş küçülmeye başlıyor ve beyne yer açılıyor bak bu sefer. Beyne yer açıldığı zaman bu sefer postürün o C şeklindeyken forma magnum dediğimiz delik postür yavaş yavaş değişiyor. Homo erectus dediğimiz bir bipedal hale geliyorsun. Ateş, çenenin küçülmesi sana inanılmaz bir şey veriyor. Bu sefer ormandan çıkabilme gücü veriyor sana. Seyahat, işte sen Didem, seyahatle zenginleşen çünkü. Seyahatle bilgi topluyorsun aslında. Seyahatle görüyorsun, değişiyorsun, değişiyorsun. İşte ancak bir pedal olduğumuz zaman, yani çenenin, ateşin, beslenmenin bizi bulunduğumuz ormandan dışarıya çıkaran, geçmişimiz çok yoğun yani var. Ne kadar hani böyle gerçekten çok önemsiz diye gördüğümüz şeylerin bile ne kadar büyük bir etkisinin olduğunu hani şu anda daha iyi anlıyorum seninle konuşurken. Sen üniversite dışında bir de aynı zamanda Damla'nın kurduğu Güneş Ay Yoga Okulu'nda da hani dersler veriyorsun. Önümüzdeki dönemde neler olacak? Nasıl bir çalışma şeyin var? Hani projelerin var? Onlardan biraz bahseder misin? Biz geçen yıl insülin direnci, çünkü beni şey çok üzüyordu, hastalık yükleri gerçekten ölüm sebeplerimizin sürünüyoruz yani, o kalp damar hastalıklarından, diyabetten ve yoga bunun için çok güzel bir kapı açıyor. Geçen yıl insülin direnci ve yoga diye bir eğitim başlattık, güzel de gitti. Bu yıl onu hayata geçireceğiz. Ben ayağımın nefes ilerisi diye, o çok içimize sindi, Damla da zaten muazzam bu konuda, tıkla bir araya getirdik. Onu oluşturduk. Herhalde onu yeniden yaparız. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok uzun süredir omurganın peşindeyim. Omurgayı hayata geçireceğim Kasım'da. İşte dediğim gibi çok yönlü, çok boyutlu ele alarak sadece omurga ve yoga değil de antropolojisinden işte bu tıpta karşılaştığımız
yutkunma, çiğneme, nefes çok yönlü ele alacağım. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de fraktal örüntü. Hani sokakta yürürken ne oluyor? Altın oran, bedenin altın oranı, yaşamın altın oranı, bedenin bir mimarisi var ve hücre mimarisi var. Her şey içeride başlıyor değişmeye. O fasyal sistemle, o hücresel mimari değiştiği zaman dışarıdaki mimari gibi o altın oranını bulduğu zaman içeride sen dışarıda zaten altın oranını buluyorsun. Kesinlikle. Çok uzun süredir onu okuyorum yayınlarla. Yani inşallah bu yıl nasip olduk yani. Onu i̇nşallah da çok... yani o çünkü kıymetli bilgiler, özellikle hani doktor gözüyle bu bilgileri paylaşmak ve ulaşılabilir olmasını sağlamak da bence çok önemli diye düşünüyorum. Bütün bu yaşadığımız hastalıkların ve sıkıntıların aslında ne kadar basit çözümlerle iyileştirilebileceğini de bu vesileyle de öğrenmiş oluyoruz aslında. Yani hiçbir şey bize sistemin dayattığı şekilde yaşamak zorunda değiliz. O şekilde bir tedavi, çünkü o da aynı şekilde yine sisteme bağlıyor ve sistemin içinden çıkmamana sebep oluyor. Dolayısıyla bu tarz bilgiler aslında bizim kendi kendimizi iyileştirme gücümüz olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. O anlamda çok önemli buluyorum ben bu çalışmaları ve umarım da kısa zamanda bunu sunarsın, bu eğitimi. Peki şey soracağım sana, hani böyle bir hayalin var mı? Bütün bu yolculuklarda eğitim bitmiyor ve sen de çok meraklı bir öğrenci olarak hani mutlaka yeni şeyler bulmaya devam edeceksin ama böyle bir hayalin var mı Ayşegül? Var, bir hayalim var. O da çok mümkün olmayabilir. Ya gerçekten o kadar meraklı okuyorum ki Didem. Yani şu insan nedir, insan nedir diye o kadar büyük bir merakla okuyorum ki. Ya öğrenebilir miyim diyorum. Ölmeden biraz yaklaşabilir miyim diyorum. Çok tabii. Çok merak ediyorum. Çünkü insan mikrokozmoz, yani içinde alemler barındıran. Yani hayatı, dünyayı merak ediyorum. Kendi hediyemi bulmaya çalışıyorum ama insanı çok merak ediyorum. Ya bazen ya okumaktan kendimi alamıyorum. Biraz herhalde ben de dengeyi bulmam lazım. Bir şey söyleyeceğim. Hala hediyeni merak mı ediyorsun gerçekten? Ya bu kadar şey yapıyorsun ama hala hediyeni merak mı ediyorsun? Ediyorum gerçekten. Yani evet. Onu da hala... Bunların hediyen olduğunu kabul etmiyor musun? Ya da hala bunları hediye olarak görmüyor musun? Ya diyorum ya, baksana ben bugün seninle yazışırken konuşmadık da aslında tam şeyleri, ama ben geçen hafta sonu bir eğitimden çıktım. Yine Efe'nin eğitimi. Bana çok iyi geldi. Ben kendimi diyorum ya, o değersizlik hissi ve şifa vermek. Yani ben daha yeni bugün bunun, kendimi daha yeni layık yok da geldim konuşuyorum seninle. Yani insan dipsiz kuyu. Yani çok iyi yerdeyim. Çok eskisine göre ama işte evet. Hediyelerimi kabul edeyim. Çok teşekkür ederim. Yani hala hazırda bir sürü şey yaparken ve bir sürü hediyeni sunarken hala hediyemi arıyorum demenin böyle bir altını çizmek istedim. Gerçekten de çünkü geldiğin yol, yürüdüğün yol çok kıymetli ve zaten hali hazırda çok kıymetli hediyeler sunuyorsun. Tabii ki de hani başka hediyeler de olursa hayır demeyiz buna, eminim ki. Peki yolda olanlara ne söylemek istersin Ayşegül? Yani işte senin gibi hediyesi olmasına rağmen hediyesini arayanlara ya da hediyesinin farkında olmayanlara, o içinden geçtiği karanlık, o süreç için neler söylersin yolda olanlara? Ya bilmiyorum, hakim değil ama herkes o kadar biricik, herkes o kadar özel. Ya şu sistem bizi öyle bir kuşatıyor ki bir durmak lazım, birazcık yavaşlamak lazım. O zaman zaten içimizde olan, hani bak hala bile yani o kadar yorulmuşuz ki o sisteme, hem iyiyim diyorum hem şey, yani bu öyle kolay bir şey değil. Yani insanın kendini iyileştirmesi hiç kolay bir şey değil. Yani alttan neler çıkıyor, zaten bir de kolektif yaralarımız var. Ya bu sistem bizi hasta eden sistem, yani hasta eden sistem, kesinlikle birazcık uzaklaşıp mümkünse biraz, hiçbir şey yapamıyorlarsa valla toprakla buluşmamızı, temiz havayla buluşmamızı bile engelliyorlar ama varsa bir park çıkarsınlar ayakkabılarını, biraz bassınlar. Ya zaten bilimsel yayınlar söylüyor ama toprak ana, biraz özünle buluşmak, zaten doğa tek başına iyileştiriyor. Hı hı.
O süreç için peki ne söylersin? Biraz böyle bir hani sen de geçtin çünkü o karanlığın içinden. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Şu an kendisini sıkışık hisseden, ne yapacağını bilmeyen, buradan nasıl çıkacağını da bilmeyenler. Ya o zamanlar ben de her duyduğumu yapmaya çalışıyordum, şey yapıyordum. Hani insan bazen gerçekten bir referans noktası önemli bir şey. Çok da zamanı gelenle buluşuyor. Ben yıllarca hep böyle ah bu benim rehberim, ah bu benim rehberim, çiçek mi rehberim, böcek mi rehberim? Yoksa bu mu iş diye çok dolaşıp durdum ama zamanı geldiği zaman zaten bakıyorsun ki yani doğru rehberler seni buluyor zaten. Evet, bir ilahi düzen var zaten. Sana öğrenci, neyi... öğrenci hazır olduğunda rehber bulurmuş. Aynen. O yüzden bir şey demiyorum. Burada zaten konuşurken çok güzel insanların da isimleri geçti zaten. Araştırsınlar. Baksınlar buralara. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Didem ya. O ağlıyor ağlıyor oturduğumuz masadan güle güle bugünlere geldik ya. Yani... Çok şükür, çok teşekkür ediyorum ve seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Ben de öyle. Ya o telefon konuşmalarımızı evet hatırımda gülümseyerek hatırlıyorum. Hani çok şükür. Hani hala daha tam böyle ben huzura eremedim. Ben de galiba işte sana çok benziyorum o açıdan. Ben de devam ediyorum çünkü hayır, hayır bu da değil, hayır bu da değil diye. Ama yine de tabii geldiğimiz yol ve şöyle bir geriye dönüp baktığımızda muazzam bir yol. En azından artık keyif alabiliyoruz. Neyin içinde olduğumuzun daha bir bilincindeyiz, farkındayız. Ve çok şükür ki bu yoldayız. Çok şükür. Ve ne kadar güzel insanlarla el ele verip kucaklaşarak. Yani herhalde en büyük hediye onlar, sizlersiniz. Çok kıymetli Ayşen İlgin Hocam. Damla hocam, ya etrafımda çıkan yani o güzel insanlar, herkese ve tabii doğmama, büyümeme sebep olan aileme, yetiştiren hocalarıma ve tıpta da benim için çok kıymetli hocalarım var. Profesör Doktor Hüseyin Öz. Sadece hekim değil, çok güzel bir insan aynı zamanda. Gerçekten güzel insan olmam için de çok emeği var. Hepsine hayata, ya hayat kutsal zaten, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim sana. İyi ki geldin, iyi ki paylaştın tüm bu yolculuğunu, deneyimlerini. Dilerim İstanbul'da yüz yüze de görüşürüz. İnşallah. Zaman çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim ve siz dinleyenlere, izleyenlere de çok teşekkürler. Umarım sizin için de kalbinizi açan, zihninizi açan bir sohbet olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.